devam ediyorlar. Ben Oda TV'nin iki tane haberini gösterdim. Şimdi İlber Ortaylı'ya da kapak olsun. Oda TV 2016 yılı içerisinde Rus arkeolog ve fizikçi Sıktarov'un sözünü dünya tarihi yeniden yazılmalı diye değerlendirmesini dünya tarihi yeniden yazılmalı diye haber yaptı. Gördün değil mi evet, sen o haberi? Gördüm Göbekli Tepe'deki evet. Urfa'daki yerler. Göbekli. 1500 yıllık malum Meksika'daki tabletler bir sürü şeyler evet. Bunlara değindiler. Evet bu haberi de bak şurası var. O Oda TV 2016 yılında Göbekli Tepe'yi değerlendiren Rus arkeolog ve fizikçi Sıklarov'un haberini yapmadan önce, çok yıllar önce bir Space Explorer TV'nin sayfasında ve web sitesinde ve hatta akademidergisi.com'da bunun haberini yaptı. Göbekli Tepe'nin Türkiye'ye doğru şekilde tanıtılmasının öncülüğünü yaptı. Bu böyle gördüğünüz gibi sadece 12 bin yıl önce yerleşik toplum veya tapınak kuran insanlar meselesi değil. Bunun daha derini var. Yine birçok yeri doğruladı. Yine birçok bulguyu doğruladı. Peşi sıra bu da onlardan bir tanesi oldu diyerek anlattı. Ve Sıktarov'un sözlerini aldık, paylaştık. Büyük de tesir getirdi. Sonra yine sansürlediler ayrı. Seçiyorlar. Her yayını ayrı ayrı da sansürlüyorlar. Böyle çok yayınlar var. Ve neler. Bizim bilim kurgu yazılarımıza tahammül edemeyip de ilk günde 100 binden fazla tık alan yayının ikinci günde hiç ziyaret almadığını bizim sayaçlarımız gösteriyor. Bu teknik olarak izah mümkün olmayan böyle şeyler çok, sansürler. Peki şimdi bu insanlar bunları görmüyorlar mı? Oda TV, sen yıllarca Oda TV akademiyi takip ettin, bu kesinlik derecesinde bir gerçek. Senin yazarların da, senin haber sunumun da, hatta senin Soner Yalçın'ın bile, hatta paslaştığın Sözcü bile, hatta paslaştığın Aydınlık Dergisi bile, o akademi dergisinin yayınlarından, konularından, anlatımlarından, şunu şuna bağlamasından tesirlendi. Hatta o çevreden bazı insanların çıkarttığı kitaplar bile tesirlendi. Bunları benden önce takipçilerim bile fark ettiler. Böyle olduğu halde sen bizim geçmişte de bilim ve teknoloji var, işte ispatı derken ve yanına somut bilimsel deliller ve akademisyenlerin izahlarını, açıklamalarını koyarken yaptığımız abartısız onlarca yayını görmedin mi? Mesele sadece Göbekli Tepe meselesi değil. Peki sen görmediğin gibi yaptın, sonra Web Tekno aldı kaynaksız bir şekilde bizim yayını. Dünya tarihi yeniden yazılmalı dedi. Göbekli Tepe aslında buymuş dedi. Bilmeyenler için söyleyeyim, sadece kayda denk gelecekler için paylaşacağım bu kaydı. Göbekli Tepe'yi inceleyen Sıklarov dedi ki Göbekli Tepe öyle bir öneme sahip ki piramitler bile bunun yanında gölgede kalır. Piramitler bile gölgede. Piramitler ne yönden tartışılıyor? Tartışılmıyor artık, kesin, bak orasını da söyleyeceğim şimdi. Piramitlerdeki teknoloji, yüksek teknoloji kesin somut şekilde ispat edildi çoktan. Sayısız bilim adamı tarafından ama... Bu adam çıktı Sıklarov dedi ki işte bak piramitlerin bu yönü var ama bu Göbekli Tepe bundan da ileri. Çünkü piramitler 7000 sene, 10.000 sene önce. En fazla 10.000'e götürebilirler bilimsel somut ölçümlerle. Ama burada 12.000 sene önce yüksek teknolojinin kullandığını gördük. Burada yuvarlak bir disk kullanılmış ve bu yuvarlak disk bu taşı kesmiş, keserken su keser gibi, yani suyun içinde gider gibi kesmiş. Bugün hala bu teknoloji mevcut değil. Başka izler de bulduk diyor ve burada baktık herhalde İngilizler çalışıyor, arkeologlar. Ama diyor, aynen bu sözleri söylüyor. Ama diyor burada bu İngilizlerin, arkeologların çalışmaları çanak çömlek arama niyetiyle yapılacak sözde arkeolojik çalışmalar diyor. Neyin ne olduğunun farkında değiller. Biz bu izleri çoktan gördük. Bunu Peru'da, Bolivya'da, şurada, burada da gördük diye adam söyledi. Bunu kim paylaştı? 2016 yılı içerisinde Oda TV paylaştı. Peki Oda TV şimdi ne yaptı? Çıktı aynı şeye, medya lincine, basın lincine en başta ön ayak oldu. Başlıkları attı. Bir de tepki çekti dedi. Aslında şurası da var. O derece bir tepki yok. Bu tepki aslında bu sözde basın kuruluşları, medya kuruluşları kendileri ayarlanmak istiyorlar. Vatandaş da böyle peşimizden gelsin deyip algı yönetimi yapıyorlar. Halbuki hala daha vatandaş neyin ne olduğunu anlamadı. Kanan işte kalabalıklar, bunları görüp de inananlar, güvenenler, bunları basın kuruluşu zannedenler tuttular sosyal medyadan tepki verdiler. Arada da dediğim gibi bazı insanlar azınlık kalmış olsalar da ya adamı konuşturmadılar, mevzu cep telefonu değil dediler. Ama 2016'da Sıklarov söylüyor, bunu manşetten veriyorsun, dünya tarihi değişmeli diyorsun. Böyle büyük bir sıra dışı bir haber, çok kıymetli bir gelişme olarak veriyorsun. Ve bu adam diyor ki ne dedi?
12 bin sene önce yüksek teknoloji vardı. Göbekli Tepe inşa edilirken yüksek teknoloji kullanıldı. Dahasını da söyledi. Burada bir savaş olmuş. Nasıl bir savaşsa izlerini gördük. Dünyalar savaşı denecek gibi bir savaş. Burada kim savaşmışsa ben artık buna Tanrılar Savaşı demek zorunda kaldım diyor adam. Kendi inancıyla, kültürüyle öyle bir tabir kullanıyor. Bize aşağı Tanrılar Savaşı denemez. Allah tek, şirke girilir. Adam diyor ki Tanrılar Savaşı demek zorunda kalıyor. O da TV bundan bile rahatsız olmuyor. 12 bin sene önce teknoloji olduğu iddiasından ve yüksek teknolojiyle farklı grupların veya farklı gezegenlerin harp ettiği iddiasından bile rahatsızlık duymuyor. Neden? Çünkü bir Rus söylüyor. Bir gayrimüslim söylüyor. O da akademisyen, bu da akademisyen. Veya şimdi bir sürü örnek anlatmam gerekir. O yayınların içinde geçiyor. Dünyanın dört bir tarafında büyük şu devlet şunu başardı denilenin arkasında Müslümanlar var. Adı aklıma geldi Burçin. Soyadı gelmiyor. NASA'ya büyük bir keşif yaptı. Herkes haberini sevinçle paylaştı. İki gün takip ettim. Ben kaçırmam onları. İki gün boyunca Oda TV haberini şöyle düz verip geçemedi bile. İki gün gecikmeyle Burçin'in haberini yaptı. Bu gazetecilik mi? Hadi içine şey giriyor. Hani yerinde oturamıyorsun, diken batmış gibi oluyorsun. Bu kadar İslam düşmanısın, Türk tarihinin düşmanısın. Türklük edebiyatı yaparken, Türkiye edebiyatı yaparken, Türklük edebiyatı yaparken bu kadar düşmanca ve hukuki gözden bakıldığında da hemen yargılama gerektiren, olağanüstü bir şekilde müdahale gerektiren eylemler, söylemler yapıyorsun. Ama şu yaptığın harekete bir bak. Ondan sonrasında da tutuyorsun nerede Müslüman, nerede Türk tarihine şöyle değer verecek, güzel bir şeyler anlatacak adam varsa ya yok sayıyorsun, hiç görmezden geliyorsun ya da bir de daha öteye gidiyorsun, karalama kampanyası yapıyorsun veya Türk milletini toptan kandıracak, aldatacak sözde haberler yapıyorsun. Şimdi mevzu çok geniş, böyle genel hatlarıyla anlattıktan sonra şunu bir daha söyleyeyim. Bu adamın